Sen, Antonio. Adamsın. Hata yaptın. Sana gereğinden fazla tahammül gösterildi, Antonio. Sen benim sana göstermiş olduğum itibarımı kırdın. Ben dostluğumuzu bu şekilde düşünmemiştim, Antonio. Ne demek Orta Doğu'nun en yakışıklı ve en iyi asistan doktoru? Ha? Bu... Asistanım bu cephesi. Asistan nasıl? Bu hadsizliğinizin bir karşılığı olacak, Antonio. Ne sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım. Bu senin iş hayatını, senin durumuna göre olumlu yönde de etkileyebilir, olumsuz yönde de etkileyebilir. Benden isteklerin oluyor ama sadece ihtiyacın kadarıyla. Oysa ki bir mesai sonrasında arayıp hocam nasılsınız bile demiyorsun, Antonio. Hocam isteğin fedayınız olayım, şoförünüz olayım. Peki bu konuda sen ne düşünüyorsun sevgili dostum Kilerine? Ailemize yakışır bir doktor olman gerekiyor, Antonio. Hastanemizin itibarı önemli, Antonio. Ve sen bu itibarı kırıyorsun. Seni bu defalık için affedeceğim. Ancak bundan sonraki hareketlerinin bir geri getirisi de olacaktır. Anlıyorsun beni değil mi, Antonio? Ben anlıyorum, kırıcı hocam. Bir adam değilim. Sadece sevdiklerime karşı imtiyazlı olmaya çalışıyorum. Beni anladığına çok sevindim sevgili Antonio. Anlıyorum. Bence anlamanızı zaten isterdim. Yoksa gerekli ceza işlemlerini mağaraya uygulatacağım. Hocam başkasına vermeyin, siz kesin kayıp kellemi. Ya var ya, ben bayılıyorum. Vur kellesini Mayra. Yalnız daha sizi daha yakışabilir de haberiniz olsun. Deli Baksiyle Racon Hastanesi'ne hoş geldin. Hocam mümkünse no 22 numaralı neşter olsun. Neyse yeter kalk. Evet hocam, verin emri. Ay. Haydiyim. Ne olur öldür lan.